Merhabalar. Her doktor öğrenciliği sırasında Otto Warburg'un buluşunu öğrenir. 1930'lu yıllarda Warburg kanserin en temel biyokimyasal sebebini, yani sağlıklı bir hücreyi kanser hücresinden ayıran şeyin ne olduğunu bulmuştur. Bu o kadar önemli bir buluştur ki Otto Warburg'a Nobel ödülü kazandırmıştır. Otto Warburg'a göre kanserin bir temel sebebi vardır. Bu da vücudun normal hücrelerinin oksijenli solunumunun oksijensiz hücre solunumuyla yer değiştirmesidir. Warburg'un buluşu bize başka neleri anlatmaktadır? Birincisi, kanser normal hücrelerden çok farklı bir biçimde metabolize olmaktadır. Normal hücreler oksijene ihtiyaç duyar, kanser hücreleri oksijenden kaçınır. Hiperbarik oksijen terapisi, alternatif kanser tedavisi uygulayan kliniklerde kullanılan önemli bir yöntemdir. Kanserin metabolizması normal hücre metabolizmasından 8 kat daha büyüktür. Söylediğimiz her şeyi birleştirirsek ortaya şu tablo çıkıyor. Vücut kanseri beslemeye çalışırken kapasitesinin üstünde çalışır. Kanser devamlı açlıktan ölmenin eşiğindedir ve vücuttan kendisini beslemesini talep etmektedir. Besin alımı kesilirse kanser açlıktan ölmeye başlar. Tabii kendisini beslemek için vücudun şeker üretmesini sağlayamazsa. Kanser hücreleri karşısında vücudumuz bir sendrom yaşar ve bu sendroma kaşeksiya sendromu denir. Kaşeksiya vücudun proteinlerden, evet doğru duydunuz, karbonhidratlardan veya yağlardan değil, proteinlerden şeker elde etmesidir. Bu şeker kanseri besler, vücut sonunda kanser hücresini beslemeye çalışırken kendisi açlık çeker. Şimdi kanserin şekerle beslendiğini öğrenmişken onu şekerle beslemek size mantıklı geliyor mu? Bugün kansere karşı uygulanan birçok besin terapisi mevcuttur, işe de yaramaktadır. Çünkü günün birinde birisi şeker ve kanser arasındaki bağlantıyı görmüştür. Bu terapilerde karbonhidratlar bakımından zengin gıdalara kesinlikle izin verilmez. Terapilerin hiçbirinde şekere de izin verilmez çünkü şeker kanseri beslemektedir. Peki doktorunuz bu gerçekleri size neden söylemez? Kim bilir? Belki doktorunuz kanseri tedavi edecek kişinin siz değil kendisi olduğunu düşünmektedir. Olabilir mi? Olabilir. Aslında 1978'e kadar ABD'nin resmi kuruluşlarından biri beslenmenin kanserle bir ilgisi olmadığını dahi iddia etmekteydi. Bugün Minnesota Üniversitesi kemoterapi alanında akıllı bomba üzerinde çalışmaktadır. Akıllı bomba diyebileceğimiz ilacın üzerinde bir kaplama vardır. İlaç vücuttaki oksijensiz bir bölgeyle karşı karşıya kaldığında bu kaplamayı üzerinden atar. Kanseri yok etmek için kemoterapiyi serbest bırakır. Çünkü vücutta oksijensiz tek olan yer kanserli bölgelerdir. Kanser hücresini aç bırakmaya çalışan besin terapileri de bu anlamda mevcuttur. Kanserin ne sevdiğini bilen hasta bunları yemekten elbette kaçınır. Kanser çiğ yiyeceklerdense pişmiş yiyecekleri tercih eder. Pişirme işlemi besinlerdeki enzimleri ve vitaminleri de yok etmektedir. Bir de kanserin şeker sevdiğini aklınızdan asla çıkarmayın. Kanserinizi sevmiyorsanız onu beslemeyin. Şeker yerine tatlandırıcı kullanmak da çözüm değil. Eğer şeker yerine tatlandırıcı kullanmayı düşünüyorsanız bir başka tuzağa daha düşmüş olduğunuzu hatırlatmak isterim. Tatlandırıcıların da vücuda çok ciddi zararları olduğu yapılan bilimsel araştırmalarda kanıtlandı. Örneğin Amerika Gıda ve İlaç Dairesi sakarin içeren her türlü gıda maddesinin üzerine sağlığa zararlıdır, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde kansere yol açmıştır ibaresinin konmasını şart koştu. Özellikle sakızlarda bulunan aspartam ve sükraloz gibi diğer tatlandırıcılar da yan etkileri nedeniyle uzak durulması gereken gıdalar arasında bulunuyor. Son 200 yıldır şeker tüketimi nasıl arttı? İngiltere'de 1815'te 5 kilogram civarında olan kişi başına yıllık çay şekeri tüketimi 1970'te 50 kilogramın üzerine çıktı. Türkiye'deki durum da bundan çok farklı değil. Çoluk çocuk
büyük küçük çılgınca şeker ve beyaz un kullanmaktayız. Bütün bu bilgiler kanserin neden bu kadar çok arttığını gözler önüne sermektedir. Şimdi sayacağım tedbirlerle kanserlerin en az 3'te 2'sini önleyebilirsiniz. Un ve şekerden kaçınarak insülin direncini yenin. Hiçbir şekilde tatlandırıcı ve tatlandırıcı içeren light, hafif yiyecek ve içecek kesinlikle tüketmeyin. Katkı maddesi ilave edilmiş, paketlenmiş gıdaları yemeyin. Bol taze meyve ve sebze tüketin. Yeterli omega 3 alın. Ayçiçeği, mısır, soya, pamuk, margarin gibi yağları hayatınızdan çıkarın. Bunların yerine zeytinyağı ve doğal hayvansal yağları, tereyağı, iç yağı veya kuyruk yağı tüketin. Kefir, yoğurt, turşu, sirke, nar ekşisi ve boza gibi probiyotiklerden yani faydalı mikroplar içeren zengin gıdalardan beslenin. Özgür dolaşan hayvanların etini ve yumurtasını tüketin. Pastörize sütlerden mümkün olduğunca kaçınmaya çalışın. Kutu sütü tüketmeyin. Mümkünse manda sütü kullanın. Günde 2 diş sarımsak veya 1 baş kuru soğanı muhakkak tüketin. Günde 1-2 tatlı kaşığı zerdeçal tozu muhakkak tüketin. Yeşil çay veya siyah çay şekersiz bir şekilde tüketilmelidir. Stresten uzak durun, iyi uyuyun, çevresel toksinlerden ve sigaradan uzak durmaya çalışın. D vitamini düzeylerinizi yükseltmek için dengeli bir şekilde güneşten ya da D vitamini takviyesinden yararlanın. Yeteri derecede egzersiz yapın, alkol tüketmeyin, işlenmiş soya ürünü yemeyin. Yemekleri geleneksel yöntemler, buğulama ya da pişirme ile pişirin. Hızlı pişirme yöntemleri, örneğin mikrodalgalar gibi besin kayıplarına yol açar, ayrıca kanserojen de olabilirler. Daha çok toprak, güveç, cam ya da kalaylı bakır kapları tercih edin. Emaye ve çelik tencere daha sonraki tercihler olmalı. Teflonu ve alüminyumu ise kesinlikle kullanmayın. Hoşça kalın.